Yine bizdesin ya Selim. Yine evimizdeyiz, soframızdayız ya. Şükür bugünümüze. Şükür ya. Bin şükür. Mahpusluk hiç bitmeyecek sandım. Dışarıda siz olmasanız bitmezdi. Dayanamazdım. Hepimiz dayandık Selim. Sen içeride, biz dışarıda gün saydık. Değil mi oğlum? Çok özledim babam ben. Çok, çok. Sen mi ben mi aslanım? Koca adam olmuşsun. Evin erkeği olmuşsun. Annene de çok iyi bakmışsın. Gitmeyeceksin bir daha değil mi baba? Bizi bir daha bırakmayacaksın. Gitmem oğlum. Anneni, seni, evimizi bir daha bırakıp gitmem. Ölürüm de gitmem. Canlarım benim. Manzaraya bak be abi. Hey be, Duygu Seli be. Ağlayacağım şimdi he. Kolay değil abi. Abi adam 4 yıldır içerideydi. İlk gecesi. Dışarıdaki ilk gecesi. Uzun olur herhalde değil mi Remzi? Herhalde abi. Ne bileyim ben. Baksın bakalım keyfine, baksın. Sonra da benim keyfime etsin. Yanaşacak mı acaba abi? Yine kasa işi. Zaten mimli adam. Dili de yandı bir kere. Neresi yanarsa yansın. Bu adam bana lazım Remzi. Bu kasayı ondan başkası patlatamaz oğlum. İster güzellikle kabul eder, ister zorla. Kendi bileceği iş. Hayırlısı abi. Yarın alalım adamı. Bu gece dokunmuyor. Tamam. Hadi gidelim. Hayır. Hayır, ben bıraktım artık. Bir daha belaya bulaşmayacağım. Bir daha hapse düşmeyeceğim. Tamam işte, bela falan yok. Kolay iş. Tereyağından kıl çeker gibi. Kodesi falan hiç düşünme. Tezgah sağlam. Hiçbirimize hiçbir şey olmayacak oğlum. Olmaz Maksut, tövbe ettim ben. Başlarım tövbenden de senden de be. Oğlum bak, çalışmayacak mısın? Evdekileri aç bırakacak değilsin herhalde. Namusumla çalışacağım ben. Soygun parası sokmayacağım evime. Lan al paranı, nereye sokarsan sok. Bu soygun yapılacak. O kasayı sen patlatacaksın. Yerini zamanı bile beraber vereceğiz. Tamam, bitti. Bu kadar, nokta. Olmaz dedim. Kirli işlerde yokum, anlamıyor musun Maksut? Sevmiyor musun sen karını? Sevmiyor musun sen oğlunu? Ne istiyorsun garibanlardan? Ne? Ne diyorsun sen be? Beni reddetme diyorum. Yoksa başlarına kim bilir neler gelir diyorum. Anladın mı şimdi? Allah cezanızı versin. Güzel. Olur dedin, el sıkıştık. Bitti bu iş. Ha tabii, söylemeye gerek yok aslında ama. Polis molis, aman diyeyim sakın Selim. Benden haber be. Amirim. Tamam, bağla. Alo, Rıza baba. Selim, çıktın değil mi? Geçmiş olsun evlat. Sağ ol Rıza baba, görüşmemiz lazım, çok acil. Bir şey mi oldu Selim? Bir terslik mi var? Telefonda anlatamam Rıza baba. İyi, ben merkezdeyim. Gel buraya konuşalım. Olmaz, polise gittiğimi bilmemeleri lazım. Takip ediliyor olabilirim. Takip ha? İş ciddi. Pekala, sen tam olarak neredesin şimdi? Ne kadar düşkünsünüz bu kılıcı efendim? Nasıl olmayayım Caner? Büyük büyük dedemin kendi kılıcı. Sadrazam ilan edildiğinde armağan gelmiş kendisine. Şu tek kılıçta 4 ustanın alın teri var, biliyor musun? Motifi altın işlemeli. Yani değeri paha biçilmez. Harikulade efendim, hayranlık uyandırıcı. Tamam Caner, götürebilirsin. Biliyor musun, bir gün bu servete kendi nazarım değecek diye korkuyorum. İlahi efendim, olacak şey mi? Arkanı dön. Ver bakayım.
Dündar Bey, ilaç saatinizi atlamayalım isterseniz. Atlamayalım Caner. Caner Bey, bir misafiriniz geldi. Bahçede bekliyor sizi. Tamam, iniyorum. Ben odamda dinleneceğim biraz. Yarına kadar güç toplayayım. Sen çekilebilirsin. Nasıl isterseniz efendim. Ne muhteşem ev değil mi Caner? Adamın aklı durur be. Bırak şimdi evi, gel. İş yarın halloluyor. Ne diyorsun, bu kadar erken mi? Evet. Sabah bir telefon geldi Dündar Bey'e. Yarın eski büyükelçinin yalısında bir doğum günü daveti varmış. Kırmayıp gidecek tabii. Biz de patlatıyoruz kasayı. Başka kimse olmayacak mı evde yarın? Hizmetçi kız da aşçı izinli. Bir tek ben kalacağım. Tertemiz bitiririz. Sen kasayı açacak adam ayarladın mı? Herhalde ayarladım. Yalnız bana bak, kasanın içi dolu değil mi? Taklaya gelmeyelim. Saçmalama. Biraz önce kendi gözümle gördüm. En az 5 milyonluk eser var içinde. Hadi bakalım. Yarına görüşürüz o zaman. Tamam, haberleşiriz. Bizi aramakla en iyisini yaptı Selim. Başka bir çare gelmedi aklıma. Sen yakalamıştın beni 4 sene evvel. O gün verdiğin öğüdü hiç unutmadım Rıza baba. Ne içeride ne dışarıda bir daha kirletmeyeceğim elimi dedim. Söz verdim kendime. Ama bu çakallar rahat vermedi. Çıktığımın ertesi günü dayandılar kapıma. Karımla çocuğumla tehdit ettiler. Ocağınıza düştüm, yardım edin. Edeceğiz tabii Selim, edeceğiz. Sen bir defa kararını vermişsin temiz kalmak için. Gerisi bizim işimiz. Sen hiç merak etme. Allah razı olsun. Maksuttu değil mi gene? Oydu Rıza baba. Yanında da bir adamı. Maksut Şensarı. Tarih eser kaçakçılığı, ruhsatsı silah bulundurma, gasp, adam yaralama. Daha fazla sayamayacağım, yoruldum. Nesini sayacaksın be usta? Bela işte bela. Tepeden tırnağa bela. Selim, nereyi soymak istiyor bu Maksut? Hangi kasayı açtıracak sana? Onu söylemedi Rıza baba. İşin yerini zamanını ben sana bildireceğim dedi. Esti, gürledi, gitti. Selim'in peşine adam takacak kadar sağlam aldığına göre büyük iş peşinde bu sefer. Evet. Büyük ihtimal öyle. Alıp konuşturalım işte. Selim de rahat etsin biz de. Sadece onu almakla bitmez ki iş. Bir sürü adamı dışarıda. Hepsini toparlayamazsak şebekeyi çökertemeyiz. Doğru. Üstelik suçüstü yakaladığımız zaman kanuni olarak da kıpırdayacak yeri kalmaz. Bu sefer de öyle ucuz bir cezayla da yırtamaz. Aynen öyle. Bak Selim. Eğer kabul edersen bu adamlar seninle temasa geçene kadar izlemede kalırız. Sen de sakin sakin harekete geçmelerini beklersin. Endişe edecek bir durum yok. Biz bütün önlemlerimizi alırız. Ama korkuyorum dersen, sen bilirsin, zorlayamayız seni. Nedir kararın Selim? Dediğiniz gibi yapalım Rıza baba. Kurutalım kökünü bu çakalların. İşte duymak istediğim cevap. Biz hemen hazırlıklara başlıyoruz o zaman Rıza baba. Tabii tabii, hemen. Gel hadi Selim, çıkalım. Geç kardeşim, geç. Bize güvenmekle hata etmedin Selim. İçin rahat olsun, tamam? Ali! Ali! Efendim abi. Ne yapıyorsun sen orada? Mesaj yazıyordum abi. Selim'in sokağa yerleşti mi izleme ekibi? Yerleşti abi, yerleşti. Haber geldi. İyi, boş bırakmayalım. Gece nöbetini de biz devralım. Tamam abi, uğrarız. Adamın zamanında Rıza baba içeri yollamış ha? Öyle. Ama temiz kalacağım diye inat etmiş. Ne güzel. Helal olsun. Öyle dedik biz de. Tamam değil mi her şey? Var mı bir ihtiyacınız? Yok abi, sağ ol. İyi. Sokakta senin ekip arabası bekleyecek. Bak, bir durum olduğunda hemen ararsın bizi, tamam mı? Şu kartı al, burada yazıyor numaralar. Ararım tabii, sağ ol. Hadi gir içeri. Rahat rahat otur. Halledeceğiz, sıkma kendini. Hadi. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Haber ver çocuklara, yerimize birisini yollasınlar. Tamam abi. 45-40-45-55. Dinlemediğim 45-40. Alt girişe gözlü araç yönlendirin. Biz ayrılıyoruz, tamam. Anlaşıldı. Evet, ben iyice dinlendim. Hazırız herhalde, değil mi Caner? Evet efendim, çok şık oldunuz. Teşekkür ederim. Buyurun. Akşamdan önce bırakmazlar herhalde. Ev sana emanet Caner. Gözünüz arkada kalmasın efendim. İyi eğlenceler. Sağ ol.
Alo Maksut. Çıktı mı Dündar Paşa? Şimdi çıktı. Hadi topla çocukları gel. Tamamdır, elemanları gönderiyorum şimdi. Ben de Selim'i alıp geliyorum. Tamam hadi çabuk. Abi bir sakatlık çıkmaz inşallah. Büyük gün geldi Selim ağa, hazır mısın? Hazır değilsem rahat bırakacak mısın? Yoo. Hadi oyalama bizi. Tamam. Alet edevat, hiçbir şey yok bende. Ben ayarladım hepsini, rahat olsun. Alo, abi adamlar Selim'i aldı. Tamam Ali, bırakmayın peşini, çıkıyoruz biz de. Selim'i almışlar evinden. Hadi, hemen çıkıyoruz. Toparlanın, hadi. Aylin, yer tespiti için seninle bağlantıya geçeceğiz. Tamam başkomiserim. Ben takviye ekiplere haber vereyim. Sen kal istersen bu halde. Operasyon için üstümü değiştirdim. Olmaz öyle şey. Hadi. Ayaksı şeytan. Şansa bak. Oğlum ilacımı unutmuşuz. Fazla uzaklaşmadan eve dönüp alalım hemen. Tabii efendim. Nerede kaldınız? Anca geldik. Hazır mı içeri? Hazır. Bu mu arkadaş? Bu, Selim. Gel bakalım Selim. İçeri girdiler. Gördüm. Bizimkiler de geldi. Nedir durum? Maksut'la bir adamı aldı Selim evden. Rıza baba. Karşıdaki binaya girdiler. Kapıda bir kişi karşıladı bunları. Biraz önce onlar da içeri girdi. Ev sahibi var mı yok mu içeride, nasıl anlayacağız? Bunun şimdilik bir yolu yok. Girince belli olur ama. Eğer ev sahipleri içerideyse daha dikkatli olmak lazım. Kontrolü mü basacağız Rıza baba? Mecburen. Ön tarafı tutun. Kısa da olsa bir kordon oluşturalım. Murat, Mesut, Engin. Siz yavaş yavaş yaklaşın binaya. Hadi. Birileri daha geldi Rıza baba. Allah kahretsin. Bir saniye. Bence evin sahibi asıl şimdi geldi. Caner! Caner! Dündar Bey. İlacım nerede? Kim bunlar? Konuşma. Çok konuşma! Geç içeri! Geç içeri! Caner! Geç. Ne oluyor? Geç şurada! Ne yapıyorsunuz? Konuşma! Ne oluyor? Yürü! Otur. Ne oluyor dedim? Otur! Geç içeri! Konuşma! Balcak bir şey getir. Tamam. Kes! Hayat bir şey ya. Konuşma! Ne oluyor be? Ne işi var bunun bu evde? Gelmiş işte, ne bileyim. Allah kahretsin, ne yapacağız? İşinize bakın siz, ben halledeceğim. Hadi! Hadi! Bir şey mi oldu? Yok bir şey, işine bak sen. Ne yapıyorlar aşağıda? İşinize bakın be, size ne? Aç hadi şu kasayı. Çalışıyorum, görmüyor musun? Bağırıp durma. Hadi çocuklar, çabuk olun. Yaşlı adamla şoföre zarar vermek yok. Selim'e de dikkat edin. Hadi. Becerebileceksin değil mi Selim? Uğraşıyorum, görmüyor musun? Çabuk tut elini. Polis! Kimse kıpırdamasın! Dur! Dur! Yaklaşmayın! Ne oluyor lan? Remzi git patlı aşağı. Tamam. Dur polis! Bir de silah çekiyorsun ha polise! Yürü! 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 İyi misiniz? İyiyim.
İyi misin sen? Hı hı, iyiyim. Geçtisin, hepsi elimizde. Alın bunları. İyisiniz. İyiyim, iyiyim, bir şey yok, değil mi? Tamam, iyiyim. Tamam. Yani bu cesur delikanlı size haber vermese, büyük dedenden kalma mirasımız, kılıçlarımız, hepsi... Evet bey amcacığım, hepsi sizlere ömür olacaktı. Yatın kalkın, Selim'e dua edin. Ederim tabii, etmem mi? Estağfurullah. Bir de naçizane bir tavsiye edeyim bari. Bundan böyle yanınızda çalıştırdığınız adamları daha özenle seçin. İşte bundan emin olabilirsiniz efendim. Caner'i işe aldığım güne inanın, lanet ediyorum. Ayrıca teknik birimdeki arkadaşlarımız evinizdeki güvenlik önlemlerinin arttırmasıyla ilgili sizlere yardımcı olacak. Kasayı da değiştirin isterseniz beyefendi. Çok kolay açılıyor artık bunlar. Yenileri daha sağlam. Güvenlik işi için siz bana yardımcı olmak istemez misiniz Selim Bey? Ücreti mukabilinde tabii. Ben bilmem ki. Bence çok cazip bir teklif Selim. Sen ne dersin? Kaçırma oğlum. Nereden bulacaksın böylesini? Tabii, tabii yardımcı olurum.